Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda İstanbul Üniversitesi'nin konuğu olduk. Çünkü burada okuyan mühendis arkadaşlarımız bir elektromobil yarış arabası yapmış. Şurada gördüğünüz canavar, şimdi onu inceleyeceğiz hep birlikte. Arkadaşlar öncelikle şöyle yapalım. Sizi dostlarımızla bir tanıştırayım. Topluluğun lideri Mert. Merhaba. Topluluğun pilotu Derya. Merhaba. Topluluğun elektronik lideri Sedat. Merhabalar. En son merhabayı aldık. Ve topluluğun üyesi Gamze. Merhaba. Evet arkadaşlar, artık giriş faslını geçtik. İlk sorumuzla başlıyorum. Muhtemelen de sizin merak edebileceğiniz sorulardan hazırladık. İlk sorumuz şu. Mert, böyle bir arabayı icat etmek, tasarlamak nereden aklınıza geldi? Öncelikli olarak içten yanmalı motor çağını kaçırdığımız için biz elektrikli araçlar konusunda toplumda bir farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir oluşum içine girdik. Bunun için çabaladık. Elektronik motor dediğin şeyin çevreye zararı tabii ki de daha az. Tabii peki ki. Bunun bir açıklaması var mı? Sıfır emisyon. Zaten herhangi bir şekilde gaz çıkışı yok. İçten yanmalı motorlar gibi değil. Bu yüzden elektrikli motorlar kullanıyoruz. Kendi tasarladığımız, kendi üretimini yaptığımız motorumuz yılbaşında üretime geçmiş olacak. TÜBİTAK'ın düzenlemiş olduğu alternatif enerjili araç yarışları var verimlilik üzerine. Bunun için bir farkındalık yaratmak istediğimizi başta söylemiştim. Bunun için bir araç tasarladık. Buradan elektrikli motor yapmak, elektrikli araba yapma fikri oluştu. Evet arkadaşlar, şimdi sıra Gamze'de. Gamze'nin sorusunu soruyoruz. Arabanın adı Milat 1453. Peki neden Milat 1453? Aslında ismimizin iki tane anlamı var. İlk olarak elektrikli arabalarda bir devrim yaratmak istiyoruz. Bunun için Milat. İkinci olarak da Milat Milli Araç Tasarımı'nın kısaltması. Anladım. Teşekkürler. Peki 1453? 1453'te İstanbul Üniversitesi'nin kuruluş yılı. Ha, çok güzel bir isim olmuş. Şimdi Mert'e bir soru soracağız. Mert, bu arabayı nasıl yaptınız? Kaç kişi çalıştı? Ödenek nereden geldi? Ne kadar para harcadınız? Öncelikle ekibimiz 20 kişilik bir ekipten oluşmakta. Elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliğinden arkadaşlarımız var. Aracın toplam üretimi bir sene sürdü. 10 aylık bir süreç boyunca Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirdik. Özel tasarımlarını yapıldı. Aracın şu an bize maliyeti 200 bin lira gibi bir maliyete mal oldu. Fakat bunun büyük bir mevlasını biz sponsor desteğiyle bulduk. Elektrikli araba konusuna önem veren firmalar bize destek oldular. Onlar sayesinde şu an sahamızda görmüş olduğumuz elektrikli arabayı üretebildik. Aracın bir beyni var mı? Veya o beyin varsa araç kodlanırken hangi yazılım dili kullanıldı? Şöyle, kartların tasarımını tamamıyla biz kendimiz yaptık. Bir beyni var tabii ki. ARM işlemci kullandık kartlarımızda. Kodlamalarını da kendimiz yaptık. Zaten global olarak kullanılan bir işlemci. Yani bununla ilgili detaylı bilgi veremiyorum şu an ama meraklı arkadaşlar olursa eğer yardımcı olurum yani. Yorumlara yazdıkları takdirde geri dönüş yaparız. Her türlü yardımcı olurum. Beyler, size Sedat'tan güzellik geldi. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Evet Mert, biraz arabanın dış dizaynından bahsedelim. Bu dış dizaynın tasarımında ne kullanıldı, ne yaptınız? Öncelikli olarak SolidWorks programında aracı tasarlıyoruz. Hani sıfırdan komple kendi dizaynımızı oluşturuyoruz. Bu dizaynı oluşturduktan sonra gerekli analizler yapılıyor. Analizler sonucunda en uygun tasarımın bu olduğuna karar verdik. Dış kabuğunu ürettirdik. Bu kabuk üzerine karbon fiber kumaş kullanıyoruz. Çelikten 3 kat daha dayanıklı bir malzeme ve çok daha hafif bir malzeme. Elle yatırma yöntemiyle dış kabuk üretimini tamamladık. Karbon fiber ve reçine malzemesini kullanıyoruz. Renkler sonradan atılıyor. Evet, sonra üzerinde aracın kaplaması var. Aracın gerçek rengi siyah kara örgülü karbon fiber. Aracın toplam ağırlığı kaç kilo? Şu an aracımızın total ağırlığı 200 kilogram. Bu araba rüzgarda uçmaz mı? Bu araba rüzgarda uçmaz. Şöyle bir olayı var. Verimlilik yarışına katıldığımız için biz rüzgarın gücünü kullanmak istiyoruz. O yüzden aracımızın arkasında rüzgar yolu var, rüzgar tüneli var altında. Ulaştığımız hızlarda bu araçta herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Şimdi arkadaşlar, söylediğimiz gibi araç elektrikli, yani bir şarj oluyor. Bataryası var, bir ömrü var vesaire vesaire. Gamze, ne kadar sürede aracı tam şarj edebiliyoruz ve tek bir şarjla ben buradan nereye kadar gidebiliyorum? Şimdi aracımızın iki tane konsepti var. Kısa menzil ve uzun menzil olmak üzere. Kısa menzilde tek şarjla 100 km gidiyoruz ve şarj olması 4 saat sürüyor aracımızın. Uzun menzilde tek şarjla 500 km gidiyoruz. Burada da aracın şarj olması 8 saat sürüyor yaklaşık olarak. Şimdi Gamze, ben şunu merak ediyorum. Bildiğim kadarıyla sizin bundan bir önce ürettiğiniz araçta İstanbul'dan Ankara'ya tek şarjla gittiniz. Peki şimdi diyelim ben bu şeyi Milat 1453 sizden ödünç aldım. Ankara'ya gidip geleceğim. Tek şarjla gitme şansım yok gibi görünüyor. Var. Hatta bundan bir önceki aracımız, kendi içimizde Yadigar diyoruz ona, Türkiye turu yaptı. Buradan Ankara'ya da tek şarjla gitti. Evet, biraz da arabanın içinden bahsedelim Sedat. Karşımda bir panel duruyor. Panelde 1453 yazıyor. Sanırım o aracın göstergesi gibi bir şey. Evet, aracımızın cluster'ı oluyor. Aracımızın hız bilgisi, akım bilgisi, toplam tüketim ve bataryalarımızın sıcaklığını bu ekran sayesinde şoförümüze iletiyor. Sedat, gördüğüm kadarıyla arabada bir tane pedal var. Onun dışında nereden gaz veriyoruz vesaire vesaire kısmını biraz anlatabilir misin bize?
Aracımızın çalışma sistemini bu el potuyla gerçekleştiriyoruz. Ayak pedalımızla da freni gerçekleştiriyoruz. Peki Sedat, yukarıda toplam 7 adet switch görüyorum. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar aracımızın ön farları, arka farları, sinyaller, aracımızın motor sürücüsünün açılma ve kapatılma switch'i ve aracımızın ileri geri switch'i bulunuyor. Sedat, biraz da arabanın motoruyla ilgili konuşmak istiyoruz fakat bu konuda biraz kısıtlıyız anladığım kadarıyla. Şöyle, aracımızın motorunu gösteremiyoruz çünkü tekerlek içerisinde olan bir motor ve tekerleklerimizin üstü şu an kapalı. Onun dışarısında aracın üstünde şu an zaten görmüş olduğunuz kendi tasarımımız olan bir kart ve üzerinde de zaten bizim ekibimizin logosu bulunuyor. Ekstra olarak bu aşağıda görmüş olduğunuzda bizim aracımızın bataryaları oluyor. Mert, biraz da tekerleklerden bahsedelim. Muhtemelen bunlar yarış tekerleği değil mi? Aynen, özel olarak üretilmiş yarış lastikleri, yarış tekerleri. Peki maliyeti nedir dört tanesinin? Ya şöyle bir durum var. İki çeşit marka var, kaliteli ve ucuz olmak üzere. Tanesi 2000 lira kaliteli lastiklerin. Bir ucuzu var, onlar da 550 lira. Peki jantlar ve içerideki hani fren balataları vesaire hep sizin tasarımınız mı? Evet, bunlar bizim kendi makine mühendisimizden Yiğit arkadaşımız var. Kendi özel tasarımı, fren sistemini, jantları biz kendimiz tasarlayıp kendimiz ürettirdik. Süspansiyon sistemi dahil üretimi bize ait. Bu acil durum butonu niye var? Biz yarışlara katıldığımız için herhangi bir kaza durumunda pilot elektriği kesemediği durumda dışarıdan müdahale edilebilmesi için acil durum butonu konuluyor. Bu yarış kuralı gereği zorunlu tüm araçlarda bu acil durum butonu bulunmakta. Anladım. Yani pilot buna bastığında ki içeride de var aynı sistem, elektrik kesiliyor. Artık kaptan şoförümüz Derya'ya sorumuzu sorabiliriz. Derya, öncelikle arabayı önerir misin? Kullanışı rahat mı? Direksiyon hakimiyeti vesaire ne dersin? Evet, çok rahat. Yalnız bunda devir sistemi yok. Amper çekiyoruz. Antrenmanda 100 km hıza çıktığımızda 20 amper çektiğini gördük. Peki bu bir elektromobil araç için iyi bir değer mi oluyor? Yani bunun çıtası nedir? Yani tabii ki de daha yüksek hızlara çıkılabilir ama verimlilik yarışı olduğu için amacımız fazla hız yapmak değil. Ha, fazla hız yapmak değil, tüketimi indirmek. Hanım, teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, siz muhtemelen hazırsınız. Derya, hazır mıyız? Evet, hazırız. O zaman hadi biraz şu arabayı sürelim. Hadi. Evet arkadaşlar, tüm Milat 1453 ekibini buraya topladık. Size topluca veda edeceğiz. Artık videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın. Ayrıca Sedat'ın size verdiği sözü de unutmayın. Yorum bölümünden ona soru sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.